Şimdi biliyorsunuz Covid tedavisi, Covid tanından sonra tedavilerinde bizim tedavide ilk başta uyguladığımız iki tane ilacımız vardı. Filyasyon ekipleri tarafından verilen bir tanesi hidroksiklorokin, diğeri de favipiravir. Hidroksiklorokin geçen haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi kılavuzundan çıkarıldı. Çünkü yapılan uzun dönem çalışmalarda hidroksiklorokin çok etkili olmadığı, hatta yan etkilerinin de olabildiği, riskin olabildiği daha doğrusu görüldüğünden bu çıkarıldı. Çünkü Covid tedavisi çok yeni bir hastalık olduğu için her an kendini güncelleyebiliyor. Yani her an yeni bulgular, yeni veriler tedaviyi güncellememiz gerektiriyor. O yüzden şimdi sadece favipiravir ile ilk filyasyon aşamasında tanı konulduğunda favipiravir ile devam ediliyor. Favipiravir ile yalnız hidroksiklorokin aynı değil, onu söylemek lazım. Favipiravir daha güvenli bir ilaç olarak görülüyor. Çok yeni bir ilaç, onu söylemek lazım favipiravir için ama şu ana kadarki verilerde çok ciddi bir etkisi olduğu görülmüyor. Bir de favipiravirin özelliği şu, erken dönemde yani Covid testi yapıldı, tanı konulduktan sonra verildiğinde en etkili olduğu dönem. Biz bunu sınıflandırma yaptığımız zaman PCR pozitif, herhangi bir semptomu yok. Yani asemptomatik ise favipiravirin en etkili olduğu dönem bu dönem. Daha sonrasında yani PCR pozitif, öksürük semptomu var, boğaz ağrısı var. Yine etkili olduğu dönemlerden bir tanesi favipiravir için. Yine PCR pozitif, bununla birlikte akciğer tutulumu da varsa, yani tomografi bulgular da ortaya çıkmışsa, yine favipiravirin etkili olduğu dönem olarak görülüyor. Ama hasta eğer yoğun bakıma gitmiş ise, yani hasta hastanelik oldu ve yoğun bakıma gitmiş ise, favipiravirin bu dönemdeki etkinliğinin hemen hemen hiç olmadığı görülüyor. Yani bu dönemde zaten bizim bu daha çok farklı steroid tarzı ilaçlarımız, işte monoklonal antikorlarımız gibi farklı birçok ilaç deneniyor, burada kullanılıyor. Yani favipiravir ilk dönemde kullanıldığı zaman şu an yapılan çalışmalarda tanı konulur konulmaz. Yani hastanın semptom göstermediği dönemlerden itibaren hafif semptomlar ve akciğer tutulumuna kadarki dönemde etkinliğinin olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla biz şu anda kılavuzda favipiravirin devam ettiğini görebiliyoruz bu yüzden. Hastalar o yüzden favipiravir'i şu anda filyasyon ekipleri veriyorsa kullanmamazlık yapmasınlar. En büyük sıkıntı şu, PCR testi pozitif, hasta asemptomatik. Hasta nasıl olsa benim hiçbir semptomum yok deyip bu ilacı kullanmayabiliyor. Çünkü bu ilaç kullanırken biliyorsunuz 5 gün kullanılıyor. Ve ilk gün 8'er tablet, 8 tane sabahleyin 8 tane akşamleyin ilaç içiliyor. Dolayısıyla çok fazla bir ilaç içildiği için bundan bir korku oluşuyor. Yani sonuçta 16 tane tablet içiyorum. Ben bunu içmesem acaba bana başıma bir şey gelir mi diye korkuyor, içmiyor. O yüzden hastalarımız bu dönemde bunu kullanmadıkları zaman da bazı hastalarımızda uzun dönemlerde hastalığın bir anda aktive olduğunu, yani asemptomatik iken semptomların geliştiğini görebiliyoruz. O yüzden mutlaka PCR testi pozitifse ve filyasyon ekipleri favipiravir vermiş ise hastanın mutlaka bunları kullanması lazım. Peki hocam, bu hastalığa yakalanan insanlar farklı ilaç kullanıyorlarsa ne yapmalılar? Şimdi hastaların eğer farklı bir ilaçları varsa, yani kendilerinin diyelim ki bir hastalığı var, diyelim hipertansiyon hastalığı var ya da diyabet hastalığı var. Bu ilaçların kullanmaya devam etmeleri lazım, kesmemeleri gerekiyor. Yani ben COVID oldum, hipertansiyon ilacımı keseyim. Ya da ben COVID oldum, diyabet ilacımı keseyim derse hasta yanlış yapar. Yani bu sefer de hasta diyabetin komplikasyonlarıyla hipertansiyonun komplikasyonları karşılaşabilir. Ya da başka bir hastalığı da varsa, Parkinson hastalığı varsa bu da aynı şekilde geçerli. Yani hastalığın tüm ilaçlarını kesmeden mümkün mertebe devam etmesi gerekiyor. Ha denilecek ki işte favipiravir verildi, diğer ilaçlarla etkileşim olabilir mi diye korku olabilir. Mümkün mertebe biz şunu da o şekilde olduğu durumlarda, yani diyelim ki etkileşim bilinmiyorsa yakın zamanlarda ilacı almaması istiyoruz. Yani favipiravir kullandığı saatler ile diğer ilaçlarını kullandığı saatlerin farklı olmasına dikkat etmesini istiyoruz.